Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkamda kırmızı örtünün altında olan mavi motosikletimizi göstereceğiz, tanıtacağız, ufak bir turlama yapacağız. Motorumuzu açmadan önce şunlardan bahsedeyim. Motorumuz evraklı ama devir verilmeyecek. Devir sahibi cezaevinde olduğu için daha sonra belki alınabilir. Yaptık, tamamen her şeyi bitti. Güzel bir şekilde parlatmasını da yaptık. Daha fazla söz uzatmayalım. Ben de Ünal Turan gibi örtüyü kaldır da millet araba görsün demek isterdim ama motorumuzu o kadar şey yapmadık. Hani o kadar doldurmadık. Sınıfının en dolusu yapmadık. Çünkü evraksız bir motordu. Biz o şekilde hesap yaparak yaptık. Bir arkadaşımız da geliyor. Ufak turlamalar yapacağız bugün. Örtüyü kaldıran motorumuzu size gösterelim. Ekstralarından bahsedeyim size. Görebileceğiniz, zaten videomu izleyenler biliyor, söylememe de gerek yok aslında. Bir önceki mavi videosunu izleyenler bilir. Alt motoru falan, bakımı, tamiri, her şeyi yeni, sıfır. Kullanacak olduğumuz sıfır malzemelerini sıfır taktık. Ekstra olarak sizlere söylemek istediğim, nikelaj olan bütün yerleri tekrardan polisaj çekilmiş bir şekilde arkadaşlar. Kesikle kesik koltuk. Depomuz özel. Gerçekten depo çok hoşuma gitti benim. Bayağı aradık bu depoyu. Normal orijinal depolar bunun gibi değil. Bu biraz farklı İran tipli bir depo. Ekstra tabii ki üzerinde sticker'la biz oynama yaptık. Burasında farklı bir renk vardı. Orayı şey yaptık. Vernik sıktık derken bir sürü işlemden geçti. Motorumuz tertemiz. Gerçekten ben yaptığım kişi olarak söylüyorum. Siz de zaten videomu izlediniz, gördünüz. Yorum yapan herkese teşekkür ederim. Motorumuzun da bu şekilde. Bize maliyet konusuna gelecek olursak, maliyet konusunda arkadaşlar şu günün piyasasıyla ortalama fiyat, egzozun 1200 lira olduğu dönemde bize maliyeti komple motorla beraber 17 bin lira falan oldu. Alt motoru dolu 150'lik. Crank'ını 150'lik yaparsanız bu motorun tadından yenmez. Şu an crank'ı 100'lük kaldı, 125'lik kaldı. Crank 150'lik olursa, 139 crank takarsanız tadından yenmez bu motor. Motorumuzu kameraman arkadaş güzel bir şekilde çeksin detayları. Ondan sonra devam edelim. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. Motorumuzla gezimiz devam ediyor. Arkadaşlarla beraber geziyoruz. Ekip sağlam. Bu arkadaşlar da bu arada yeni aldı motorlarını. Şu 50'lik yeni, şuradaki 50'lik yeni. Bunlar yeni üyeydi. Yeni üye kaydı yapacağız diyor ya. E tamam, o zaman ben de üye olmak istiyorum, nasıl olacak? Oğlum, arka tarafı hazırlan, yeni üye kaydı yapacağım. Dikkat et de yeni üye sana kaymasın, yandan çarklı. Bir yön kaldırayım, motoru göstereyim size. Zaten lastiklerimiz falan sıfır. Motorun ikinci el olan pek bir parçası yok. Rahat. İkinci viteste kolay bir şekilde ön kalkıyor. Alt motor konusuna da gelecek olursak, videoda topladım, gördünüz zaten. Nasıl bir motor diye soracak olursanız da şimdilik iyi bence. İki ile güzel bir şekilde ön kaldırıyor. Hatta dişimiz de kaç? Dişli 16'ya 32 mi?
Evet, 16.32. Yani biz 65'lere bağladığımız işte. 62 motorumuz. Şuradan bir yön kaldırayım, şuraya doğru gideyim. Düşersem de artık yapacak bir şey yok. Görmüş olursunuz, en azından kayıtlı olur. Daha hiç şeyle düşmedim de. Bununla düşmedim. Beyazla hiç düşmedim. Beyazın ilk hali siyahken düştüm. Zaten Instagram'dan takip edenler bilir. Bu işler de düşmeden olmuyor ama. Nightmares in my head, I fear that the thoughts. Arada bir teknede ben giderken yolda kalırım herhalde. Mavi'nin açılışı ve gezi videosu, deneme videosu oldu. Beyazla inşallah. Havalar çok kapalıydı, yağmurlu gidiyordu. Önümüzdeki günlerde güneşlik olursa uzak yere bir tur yapacağız. Burası şu an bulunduğumuz bölgede kısa bir mesafede kısa turdu. Bu videomuz da bu şekildeydi yani. Mavi piyasada artık. Instagram'lara sık yıllarından da görebilirsiniz. Burası da bizim köy. Şunu bir öğrenemedim. Neyi? Kamerayı. Zamanlı olur da. Bilmiyorum arkadaşlar, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa siz de söyleyin yani. Çok çekingen. Hadi gide kaç. Kaç bu abi? Ver motoru doldur ya. He. Mesela bu ellere güzellik yapalım, YouTube videosu çekelim. Arkadaşlar zaten istiyor. Çeker zaten. Sizlere aktarırım. Görürsünüz. Şimdi söz uzatmayalım. Yola çıkalım. İftar saati yaklaştı. İftardan sonra artık diğer motorlarımızı toplayacağız. Tek tek videosu geliyor. Atölyemize geçtikten sonra görüşmek üzere. Gel maaşına ne oldu? Boşa kaçmadı motor. Motoru düşürdük şuraya tamam. Oğlum kafanı s**tın ha. Abi ani fren yaptı. Sağdan mı geldin? Geri zekalı. Lastman yapmışsın sen, adamın sağından geçilmez geçilmez. Ya ben öldüreceğim. Arkadaşlar şimdi o kadar video çektik. Video arasında motorumuzun hızını da görelim ki şuradan bir tane yüzükle de aslında yarış mağabında. Dostluk yarışı. Buradan kalkalım bir motorumuzu görelim. GPS'yi açalım, hızı ölçelim. Sildim arabayı. Biningen mi? Hemen onu yükleyelim. Hız ölçeri yükleyelim. Yüzlük çıtayla da kalkalım. Arkadaşlar yüzlük çıtalar biliyorsunuz kapaklı ellilik yazıyor ama motor ruhsatlı elli gerçekli yüzlük. Direkt yüzlüğün alt motorunu takıyorlar. Yani. Fabrika çıkmış o şekilde. Senden mi deneyek? Neyi? Motoru. Atölyede göreceğiz. Arkadaşlar hız ölçeri cebime koyacağım. Atölyede en fazla kaç hız yaptığımı göreceğiz. Zaten bir düzlüğümüz burada var. Fazla düzlük yok oradan sonra. Sonra başka düzlüğümüz yok. Şuradan şöyle atölyemize çıkacağız. Bölgemizde bulunan en düzlük alan arazi burası. Yüzlükle kalkalım. Yüzlük bizim motor şimdi şöyle hemen size söyleyeyim. Onun piston çapı yüzlük. Bizim piston çapımız 150'lik. Onun kapağı yüzlük. Bizim üst kapağımız 125'lik. Onun krankı 150'lik. Bunun krankı yüzlük. Aradaki fark bu. O onu götürüyor, o onu götürüyor gibi düşünün. Kalkacağız ki zaten bu geçecek. %100 oynanmış olduğu belli çünkü. Eksantrik de var he. Ya da bakacağız. Bak arkadaş bu mu dedi yani. Demek ki motoruna güveniyor. Daha anahtar değdirmez. Şimdi kalkalım. En yüksek kaç hız yaptık. Onu da görelim. Şimdi cebime bunu bu şekilde koyacağım. Sonra şuradan kalkacağız. Atölyede görüşmek üzere. Hadi bin mi abi sen? Sen ona bin. Bin ben atarım. Ben atarım. Yok. Ben atarım. Kim kalacak oğlum bak. Rezil olursunuz bak. Ben yok. Ya gene at sen gene at. Yok dedim. Kalk. Tut da atar. Kalk. Lan verin lan biri atın mı? Hadi, hadi sıra sıra atarsınız. Ama kağıtlamana şey ver. Tamam da sonunu kimse gelecek şimdi bunu.
Evet, Yusuf ustam işi koydu. Hadi yine gençler. Gel yer alın. Alamadın mı? Alamadın. Yok abi, alamadın. Atölyemize geldik şimdi. En yüksek 86 km hız yapmış. Yani 3, 4 atmadım. 4 ile 5'i daha yok. 4 ile 5'i atsam bu motorun göreceği tahmini olarak garanti 150'si var. 150 değil de 140 garantisi var. 140'ın üstü artık şüpheli. 140 rahat rahat yapar. O derece söyleyeyim. Emin olmak için söyledim. Onu da normalde 150'de yapması lazım. Yaptığınız sisteme göre. Ekstralarından bahsedeyim. El marşını bağladık. Tesisatını ben yaptım. Gel göster. Tesisata baksana. Tesisat sadece bu ha. Arkadan gelen bak başka bir şey yok. El marşı çalışıyor. Sinyalleri aktif edilebilir. Şuraya korna taktığınız zaman kornası olabilir burada. O derece bir tesisat var üzerinde. El marşı bile bağlı. Bu şekilde. Tek marşta çalışıyor motorumuz. Gayet temiz güzel bir motorumuz oldu. Motoru göster. Beyaz motorla da video gelir. Beyaz motor çok özel bir motor. CBS sistemi var. Çift. Fren sistemi. Arkaya bastığınız zaman %30 önde tutuyor. Biraz kedi şu an. Adana'dan bir motorumuz geldi. Onu toplayacağız. Artık ona başlarız herhalde. Videolar gelmeye devam edecek. Bizleri takip edenler takip etmeyi unutmasınlar. Kanalımıza hala abone olmayanlar varsa kanalımıza lütfen abone olsunlar. Bu videomuz da bu şekildeydi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoda bu cinayet de görünmedi ama artık diğer videolarda görüşmek üzere arkadaş. Kameramanlık yaptı bu videoda. Bakalım diğer videolarda görüşmek üzere.